Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ne habersiniz? Neredeyim arkadaşlar? Şu anda bu tespih, bazıları diyor ya çok şey olmuşsun diyor, paşa olmuşsun diyor tespihle. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tespihi seviyorum ya. Tespih güzel bir şey. Hani bazıları şey yaptı. Ne o tespih eline kro gibi. Ya ne kro mro ne fark eder arkadaş? Bizim kültürümüzün bir parçası yani. Ne yapalım? Çöpe mi atalım? Şu anda arkadaşlar Maryland'tayım. Maryland'da aslında sahil kasabası tarzında bir yer. Çok güzel bir yerdeyim. Tam tatil beldesi denilebilecek bir yer. Bir ada, yarım ada gibi bir yer. Şimdi Bay Bridge diye bir yer var. O köprü diyelim. Washington'a gidiyorum. Dün akşam aslında Kaliforniya'da Washington'a bir Washington dedim arkadaşlar. Bir Washington'ın şey var. Bilmeyenler mesela televizyonlarda hep izliyor. İşte Washington'dan bildirilen açıklama. Washington'da bir capital yani başkent olan yer var. Küçük bir yerdir orası. Maryland, Virginia bunların hepsinin ortasında bulunan küçük bir yerdir. Orası başkenttir. Yani şu an benim bulunduğum yer. Bir de Washington vardır. Orası eyalet, state. O doğu yakası, pardon batı yakasında, hatta bu Seattle falan derler. Seattle oranın başkentidir. Yani orası batı tarafında, burası Amerika'nın en doğu tarafında. Küçük bir yerdir burası. Bu Beyaz Saray'ın olduğu yer. Normalde tırlar oraya kolay kolay girmez. Biraz sıkıntılı bir yerdir. Çünkü böyle daracık sokakları vardır vesaire. Ayrıyetten biraz daha böyle hani memur kenti var ya, Ankara gibi. Memur kenti. Bürokrasinin çok böyle sağlam olduğu yerlerden birisidir. Onun etrafında işte Maryland, aşağı tarafında South Carolina yani Güney Carolina, diğer tarafında Kuzey ve daha doğrusu Kuzey tarafında Maryland, Doğu tarafında Maryland, Batı tarafında Virginia. Öyle bir bu Washington yani başkenti çerçevelemiştir bu dediğim eyaletler. Şu anda da ben doğu tarafındayım. Yani Maryland'ın doğu tarafındayım. Böyle küçük bir adacık tarzı. Haritada göstereceğim. Şeye doğru gidiyorum. Washington'a doğru gidiyorum. Washington'ın etrafında böyle bir yol var. 495 numaralı bir yol. Böyle Washington etrafından dönüyorsun. Yani şehrin içerisine, merkezine girmiyorsun. Oradan döneceğim. Ve ne yapacağız? Washington'ı geçeceğiz arkadaşlar. Sonrasında istikametim, yükü aldım. Tavuk taşıyorum. Ve istikamet Dallas. Dallas'a gidiyoruz. Artık Dallas'tan sonra bakalım kaderimizde neresi var, oraya gideceğiz. Büyük ihtimalle, tam emin değilim ama büyük ihtimalle şey olacak. Söyleyemedim ya. Kaliforniya olacak. Bu arada dün akşam gece 3'te yükü boşaltmam gerekiyordu. Gece 3'te gittim. Daha doğrusu daha erken gittim. Gece 3'te kalktım yükü boşaltmak için. Sonrasında bu 6-7'ye kadar sürdü ve uykusuz kaldım. Şimdi kalktık, biri buradan da yük aldık. Biraz uykusuzluğum verdiği hafif bir sersemlik var. Aslında biraz toparladım kendimi de. Yine de ufak bir sersemlik var. Kendimi yine hala toparlamaya çalışıyorum. Neyse. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Kameraların tamamını bağlamadım. Aslında videoyu erken açtım. Neden erken açtım? Şu anda bu Bay Bridge'de yani uzun bir köprü var. Bu köprüyü size göstermek için yolda giderken ne yaparız dedim. En fazla iki kamera. Aslında şu kamerayı da açabilirdim ben, arka kamerayı da. Gerek yok dedim ya. Ona gerek yok çünkü asıl amacım size bu köprüyü göstermek. O yüzden ön kamera göstermek. Keşke dışarıya başka kameralarda takmış olsaydık. Ama takmadım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu köprüyü göstermek istiyorum. Uzun bir köprüdür arkadaşlar. Uzun bir köprüdür. Atlantik Okyanusu'nun üzerindeyiz. Onu da belirteyim. Yarımada gibi bir yerdeydik. Bu Maryland'da. Yine Maryland'da devam edeceğim. Ve yarımada gibi yerin üzerinden Washington'a geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Washington'dan devam edeceğiz Virginia'ya doğru. Bu Osman Gazi Köprüsü yapıldı ya yeni. Herhalde onun gibi bir şey. Tam da bilmiyorum tabii. Aynı boydalar mı falan. Hani o köprü ben buradayken yapıldı. Ne kadar uzun vesaire onu bilmiyorum. Ama bu yolda, bu köprüde bayağı bir uzun bir köprü arkadaşlar. Dedim burayı nasıl gösteririz? Göstereyim mi? Açayım mı? Açmayayım mı kamerayı? Ve açtık arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz yer sağda solda deniz başladı. Atlantik Okyanusu arkadaşlar burası. Atlantik Okyanusu. Yani buradan böyle bir köpek balığı zıplarken görürseniz şaşmayın. Gerçi burası bir koy alanı. Bilmiyorum, buraya herhalde köpek balığı gelmez diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, belli olmaz. Gelir belki de değil mi? Neyse canım, yüzmeyeceğiz ki ya. Köprüye bakın. Bu arada biraz trafik var. Yolda gelirken gösteriyordu. Köprüde trafik var diye de yapacak bir şey yok artık. Trafik mırafik arkadaşlar. Trafiği bu şekilde aşacağız. Gördüğünüz gibi okyanusun dalgaları. Bu arada arkadaşlar yani
bazıları soruyor Türkiye'den özlediği şeyler var mı? Ya denizi gerçekten özledim arkadaşlar ya. Hani deniz, ya buraya geldim geleli nefret ettim bu denizden ya. Denize gidiyorsun baba, acayip dalgalı. Geçen sene başıma gelen bir mevzu var. Hanımla beraber denize gittik. İşte yüzüyoruz. Yüzüyoruz derken yüzmüyoruz arkadaşlar. Kıyıda yani. Dalgalı bir deniz. Her tarafta güvenlikler var. İzin vermiyorlar açılmaya falan. Tabii biz yani alışmışız. Türkiye'den açılıyorduk çok fazla. Burada geçen sene bu dediğim olay oluyor arkadaşlar. Geldik denize girdik. Ya bir baktım suda şeyler var. Köpek balığı yüzgeçleri var. Bir korktum. Hemen hanımı çektim, dedim çık 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 çık, çıkıyoruz. Sonra herkes durdu. Herkes bakıyor ne oluyor falan diye. Hiç unutmuyorum ya. Ya baktım köpek balığı. Hem de bir tane değil, birkaç tane köpek balığı. Biz de okyanustayız. Lan ne oluyor falan. Hemen tabii bir hanımı çektim kenara doğru. Sudan çıkmaya çalışıyoruz. Bayağı bir kenara doğru geldik. İnsanlara da bir yandan da bakıyorum. Ne yapıyor bu insanlar falan. Hiç kimse umursamıyor. Millet bakıyor işte, seviniyor falan. Sonra da birisi dedi ki ya bunun dediği köpek balığı değil, Yunus. Sonra Yunus deyince rahatladım. Ya dedim arkadaş ya bu kadar dibimize nasıl gelebiliyor falan. Ama tabii ki erkekliğe de bok sürdürmemeye çalışıyoruz da geri geri bayağı da bir kaçtım o zaman. Hiç de unutmuyorum onu. Böyle bayağı bir kaçtım yani. Dedim ne oluyor arkadaş? Köpek balığı. Hanım dedim gel. Gel, seni zor buldum zaten, bir de köpek balıklarını mı vereceğiz? Hemen çıktık dışarıya ama sonrasında tekrardan girdik Yunus olduklarını öğrenince. Dedim hadi gir biraz daha yüzelim. Ama arkadaş yani yüzülmüyor ya. Gerçekten berbat bir suyu var ya. Berbat ya. Bu okyanus var ya. Yani özledim ya. Bu Marmara'nın o pis denizini bir özledim arkadaş. Deniz konusunda var. En azından yüzüyorduk. Atlıyorduk. Ne bileyim açılabiliyorduk. Yani burada o konuda havuzlara gideceksin. Havuzları da ben iğreniyorum. Yani havuzlar nasıl, temiz midir, kirli midir falan. Bu benim biraz şey ya hani... Küçücük bir kutuya akvaryuma atılmışız gibi hissediyorum kendimi havuzda. Havuzlardan iğreniyorum. Denizi çok seviyorum ama denizi de burada... Yani arkadaş iğrendim ya denizden. Gerçekten iğrendim burada denizden. Ay ay ay. Bu arada köprüyü görebiliyorsunuz. Nasıl? İlginizi çekiyorum arkadaşlar. Hemen bak şurada yelkenliler falan böyle. Ah keyif keyif yapıyorlar ya. Hayat onların. Yüzün babam, yüzün. Ama yelkenli falan güzeldir herhalde değil mi? Ya deniz garip görünüyor. Böyle biraz koyu şeklinde. O yüzden mi bilmiyorum ama bir mavilik yok. Bir yani dol bir şeylik var ya denizde. Okyanus tabii. Denizde demiyorlar buna. Okyanus. Deniz daha küçüğüne. Bu mu okyanus? Böyle bir kahverengilik var ya. Bir renginde şey var. Ne bileyim anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala köprüdeyiz. Bu uzun bir köprü. Böyle garip. Kocaman bir köprü arkadaşlar ya. Buradan geçiyordum dedim ya, bir tane açalım. Bir bakalım, hem burayı göstereyim. Hem de küçük bir vlog olsun. Öyle yani çok da özeneceğim bir vlog olmayacak arkadaşlar. Hem burayı gösteriyorum hem de biraz ufaktan gevezelik yapıyorum. Olay bu. Bu arada bugün günlerden cumartesi, merak edenler için yaklaşık 3 saat önce videoyu yayınladım. Yeni videoyu yayınladım. Bu Mehmet'in tırını ve 2017 VNL 730'u tanıtımını yayınladım. Vallahi umduğum gibi izlenmiyor ya. İzlenmelerde bir büyük bir sıkıntı var galiba. Bu yaz geldi, izlenmeler bayağı bayağı düştü. Neyse. O önemli değil ya. Şunlara bak be. Hayat bunların arkadaş. Oh, görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Lan keyif, bunların keyif. Burada tabii köprünün şu anda tam ortasındayım. Bulunduğum yerde artık o büyük tankerlerin geçtiği bir yer. İleri taraflarda limanlar var. Limanlar bu yurt dışından gelenler, gelen yükler oraya gidiyor. Genelde buradan geçer. Onun dışında Delaware diye bir yer var. Delaware orada da oraya gelir. Newark, New Jersey'de oraya gelir. Böyle limanları bol bir ülkedir arkadaşlar. Okyanusu bol bol kıyısı olduğu için Kaliforniya tarafında da yine öyle. Kaliforniya'da da bu Çin'den gelen konteyner taşıyan gemiler gelir. Sonra o konteynerları tırlar alır. Bu arada konteyner taşıyan tırlar da burada çok fazladır. Türkiye'de de olduğu gibi. Hani Türkiye'de de şey vardı. Unroro falan vardı böyle konteyner taşıyanlar. Burada da öyle şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köprü bayağı bayağı büyük, hala devam ediyor. Tabii ki bu şey içerisinde, bir eyalet içerisinde geçiş yapmıyoruz. Yine Maryland'da yani Maryland arkadaşlar bu arada Philadelphia, Pennsylvania'nın bir sınırında olan bir yerdir. Onu da belirteyim. Güzel bir yer aslında ya Maryland. Güzel bir yer, sevdiğim bir yer, temiz bir yer. Ormanı, yeşili çok olan yer. Yani genel olarak çok güzel bir yer. Sadece bu bulunduğum bölge değil, bu Maryland'ın batı yakası da
Çok güzel. Yine yeşillik. Ben yeşilliği sevdiğim için yeşil gördüğüm her yer güzel diyorum. Yeşil göreyim güzel. Mesela Arizona, Texas. Buraları sevemiyorum ya. Tamam, Texas'ın güzelliği var. Mesela bir Dallas'ta yaşadığın zaman güzel ama ya buralar bir başka arkadaş ya. Burada böyle yeşil. Ha buraların biraz sıkıntısı Dallas'tan yani kıyasla Texas'tan daha doğrusu kıyasla biraz daha şey. Kışı kötü geçiyor buraların. Yani yoğun böyle buzlu, karlı. Dallas manla söyledi. Dallas falan biraz daha iyi. Gerçi Dallas'ta da bahtsız devemiş, bahtsız bedevi misali. Bir sefer yolun kenarında kar zamanında yattım kaldım ya böyle gidemedim. Yolun kenarında çektim arabayı. Hem de böyle bildiğiniz yolun kenarına çektim öyle yattım. Yapacak bir şey yoktu. Okey. Evet yavaş yavaş kenara geliyoruz. Bu arada şöyle kumsal tarzı bir yer var. Kumsal insanların yüzdüğü. Yüzüyorlar mı ya? Ha yüzen de varmış. Oo ilerisi kumsalmış ya. Herkes yüzüyor. Oh hayat sizin. Yüzün be yüzün. Biz çalışalım siz yüzün. Ah. Gençliğim benim. Çalışarak geçti. Aa, balık tutan mı ararsın? Yüzen mi ararsın? Tekneyle gezen mi ararsın? Ve benim gibi tırda tır süren mi ararsın? Camı açtım bu arada. Gürültüden dolayı kusura bakmayın. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar sahil kasabası tarzı bir yer. Gerçekten güzel, sevimli bir yer. Burada yaşamak mı lazım ya? Buraya mı gelsek? Ne yapsak? Hatun, izliyor musun bilmiyorum. Bak izliyorsan bak buralara hatun ya. Beğeniyorsan gelelim buralara. Philadelphia'dan güzel ya. Philadelphia. Philadelphia'nın güzelliği iş mevzusu. Gerçi buralarda da iş var canım. Buralarda da şimdi iş yok dersek yalan olur. Yalan söylemeyelim. Buralarda da iş var. Güzel yerler ya. Ay 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 ay. Neyse ya. Bu tarafa da geçtik. Köprü, amacım köprüyü göstermekti. Köprüye de geldik. Haritada da nerede olduğumu göstereceğim. Şu anda Washington'ın etrafında dönmeye başlayacağız. E artık yolumuza bakalım arkadaşlar. Bu seferlik videomuz 10 dakikalık kısa bir video olsun. Cumartesi günü güzel bir videomuzla yine karşınızda olacağım. Bu videoda Mehmet'in tırını tanıtmıştık. Bu sefer Mehmet'in, cumartesi günü yayınlayacağım videoda da Mehmet'in tırının içerisinde güzel bir röportaj yaptım Mehmet'le. Sizler için. Hani buraya nasıl gelmiş, geldiği zaman dili var mıymış, dili nereden öğrenmiş, yaptığı işte nerelerden iş buluyor, nasıl çalışıyor, bununla alakalı güzel bir video hazırladım size. Sorular dolu. Yaklaşık bir saat uzunluğunda. İnşallah cumartesi günü onu da yayınlayacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Videoyu burada kesiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize saygılar, sevgiler diyorum. Sadece köprüyü göstermek için açtım. Umarım beğendiniz. Hayallerinizin peşine koşturmaya devam. Bye bye.